Candace Elizabeth, reaktif bağlanma bozukluğunu tedavi ettiği iddia edilen 4 lisanssız terapist tarafından gerçekleştirilen 70 dakikalık bağlanma terapisi seansı sırasında öldürülen bir çocuk. Candace'ın boğulduğu tedavi yeniden doğuş senaryosu olarak adlandırılıyordu. Candace, 19 Kasım 1989'da Kuzey Kaliforniya, Lincolnton şehrinde genç bir anne ve tacizci bir baba olan Angel ve Toddy Elmore'un çocuğu olarak dünyaya geldi. Annesinin ve babasının bu koşulları Candace'in büyümesini oldukça etkiledi. Küçük yaşta o ve küçük kardeşi Michael ve kız kardeşi Chelsea ihmal nedeniyle evden çıkarıldı ve sosyal hizmetler tarafından bakıma alındı. Candace henüz 5 yaşındayken ailesinin ebeveynlik hakları feshedildi. Yaklaşık 2 yıl sonra Durham şehrinde bekar bir kadın ve pediatri hemşiresi olan Jean Elizabeth Neemaker tarafından evlat edinildi. Evlat edinilmesinden sonraki aylar içinde Jean, Candace'i bir psikiyatriste götürmeye başladı. Götürdüğü psikiyatriste onun evdeki davranışlarından ve tavırlarından şikayet etti. Candace ilaçlarla tedavi edilmiş olsa da Jean, Candace'ın davranışının sonraki 2 yıl boyunca daha da kötüleştiğini bildirdi. Sözde kibritlerle oynaması ve ayrıca akvaryumdaki balıkları da öldürmesi buna dahildi. Candace ve Jean Neemaker, Kuzey Carolina'da lisanslı bir psikolog olan William Goble'ın tavsiyesi üzerine ruhsatı olmayan Connell Watkins ile yaklaşık 2 hafta sürecek olan ve maliyeti 7000 doları aşan bir bağlanma terapisi için Colorado'ya gittiler. Candace Watkins ile yoğun seansların ikinci haftasında yeniden doğuş seansı sırasında öldü. O gün yapılmış olan ölümcül tedavi şu şekilde gelişti. Seans sırasında yastıklardan biri rahim olarak kullanılır. Bu rahimden Candace Neemaker çıkınca yeniden doğmuş olacak ve bu nedenle de ailesine bağlı hissedecektir. Olayın daha gerçekçi olması adına 4 kişi Candace'ın üzerine oturur. Anne karnındaymış gibi cenin pozisyonunda yatması söylenir. Ayrıca küçük kıza gerçek bir bebek gibi bağırıp ağlaması da söylenir. Üzerindeki insanların ağırlığı altında ezilmeye başlayan Candace'ın kısa bir süre sonra yapamıyorum, nefes alamıyorum şeklinde yardım istemeye başlar. İstemiş olduğu bu yardım hiçbir insan tarafından dikkate alınmaz. Nefes almakta oldukça zorlanan kız, "Lütfen itmeyi bırakın, yapamıyorum, öleceğim." diye seslenmeye başlar. Öleceğini söyleyen küçük kıza terapistin cevabı ise "Ölmek istiyorsa gerekeni olacak." diye cevap verir. Küçük Candace 4 kişinin altında ezilirken kusar ve altına yapar. Etrafındaki yetişkinler ise onun çabuk pes etmesini T'yi alarak devam eder. Seansın 40. dakikasında Candace'e yeniden doğmak isteyip istemediği sorulur. Üstünde 4 kişinin ağırlığını taşıyan Candace, yorgun ve bitkin bir şekilde hayır diye cevap verir. Daha sonra Candace'in yeniden doğmaması nedeniyle reddedildiğini hissettiğini söyleyen Jean Neemaker, Watkins tarafından odadan çıkartılır. Candace'in üzerine yoğun bir baskı yapıldıktan sonra gözlerinin kapandığını hisseden Watkins, diğer çalışanları da odadan çıkartır. Odada yalnız kalmasının üzerinden yaklaşık 5 dakika sonra Candace'in örtülü olduğu çarşafı açar ve onun hareketsiz olduğunu, parmak uçlarının ve dudaklarının morarmış olduğunu, nefes alamadığını görür. Bunun üzerine ne yapacağını şaşıran Watkins hemen doktor çağırır. Gelen doktor uzun çalışmaların sonucunda Candace'in nabzını yeniden attırmayı başarır. Nabzı tekrardan atan Candace helikopterle Denver'daki bir hastaneye götürülür. Hastanede yapılan onca tedaviye rağmen 19 Nisan'da boğulma nedeniyle beyin ölümü gerçekleşir. Yapılmış olan bu ölümcül seansın tamamı videoya kaydedilmiş olup Watkins'in duruşmasında gösterildi. Candace'in ölümüyle suçlanan Watkins, çocuk istismarından yargılandı ve tam olarak 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Thank you.